Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de eğer say işlevini farklı örneklerde nasıl kullanırız? Boşlukları saymak, boşluklarla ilgili çok eğer say, eğer say gibi işlevleri bakın burada. Nasıl kullanırız? Güzel bir örnek yapalım. Boş bir sayfa açalım ve şu şekilde tablomuzu oluşturalım. Ürünler, miktar, fiyat diye bir ürünümüz olsun. Buradan da örneğin ürün boşluk bir diyelim ve bunu şöyle aşağı kadar 10 tane ürünümüz olacak şekilde çekelim miktarları girelim 12 tane 32 tane 45 tane 67 tane 120 tane 90 tane gibi şöyle rastgele bunları girin şöyle girelim ve fiyatları girelim hızlıca 5 lira 6 lira 7 lira boş bırakın boş bırakın 3 lira girin boş bırakın boş bırakın 8 lira 9 lira şeklinde girelim şimdi böyle bir listede saydırma işlemlerini yaparken kaç hücrenin kaç fiyat girilmemiş gibi bir soruya vereceğimiz cevap ne olur? Hangi işlevi kullanırız? Buradaki boş hücreleri saymak için kullanacağımız işte bildiğiniz gibi. Burada eşittir. Boşluk say diye bir işlevimiz var. Bunu aşağı doğru çektiğiniz zaman bakın bu aralıktaki boş hücreleri sayar. Bunu bu şekilde bakın kullanabilirim. Gayet de basit bir kullanım var. Peki eğer say bunu nasıl kullanırım? Tabi bir de burada şeyi saymak lazım. Bunlar boş hücreler. Peki dolu hücre kaç tane var? O zaman da kullandığımız eşittir. Bağdey, say değil mi? Bağımsız değerleri say gibi bir işlemimiz var. Ve bu aralıktaki değerleri say şeklinde yaptığınızda bakın 6 tane de dolu hücre olduğunu görürsünüz. Peki bunu eğer sayla nasıl kullanırız? Bakın eğer sayın ilginç bir kullanım var. Eğer say diyoruz. Count if. Buradaki aralığımızı seçelim. Ve boşluklara saydırmak için çift tırnak eşittir. Tekrar çift tırnak parantezi kapatın. Enter'a bastığınızda bakın. 4 değerinin geldiğini görürsünüz. Eşittir ile bakın. Buradan boşları saydık. Peki doları nasıl saydıracağız? Eşittir. Eğer say tekrar. Buradaki aralıkları say. Noktalı virgül neyi say? Küçüktür. Shift'e basın büyüktür. Ve tekrar çift tırnakla Buradan da bakın dolu olan hücreleri saydırabiliriz. Parantez şuradan çift tırnak parantezle kapattım. Enter'a bastığımda bakın aynı sonuç ulaştım. Kontrol nok virgüle bastığınız zaman arkadaşlar formülleri böyle görebiliyoruz. Kontrol virgüle tekrar basarsanız eskiye döner. Kontrol shift noktalı virgüle bastığınız zaman tarih girmeye alışkınız ama kontrol virgüle ya da noktalı virgüle bastığınız zaman da bakın formülleri gösterir. Tekrar kapatırız. Peki buradaki soru şu. Şimdi burada boşluk sayı işlevi bunu yapıyorken yani biz bunu rahatlıkla burada boşluk sayıyla bulduruyorken buradaki eğer sayı bu şekilde niye kullanalım? Ya da bade sayı bu işi yapıyorken buradaki eğer sayıdaki işte küçüktür büyüktür ifadesini niye kullanalım? Şimdi burada bu şekilde kullanmada hiçbir farkları yok. Ama şöyle bir soru gelirse mesela miktarı örnek veriyorum 50'den büyük bakın o zaman miktar sütununa gitti iş ve boş olan fiyatı boş olan kaç kayıt var dediğiniz an burada iş karışır. Boşluk say ifadesi ve pade say ifadeleri bakın burada işimize yaramaz. Çünkü iki şartımız var. Miktarı 50'den büyük olacak. Ve fiyat kısmı da boş olacak. Bunu eğer sayıla yapılabilir, eğerle yapılabilir, bunun yan tarafına bunu getirebilirsiniz. Eğer burası 50'den büyükse ve e boşsa şeklinde bir formülle bunu böyle yapabiliriz. Hatta şöyle göstereyim bakın. Ama burada dikkat ederseniz yan tarafa ihtiyacımız var. Eşittir. Eğer diyorum, miktarı büyük eşit 50 ve E boşsa yani bir hücre boşsa şurası C4 boşsa parantezleri kapatalım. 1 yazdıralım noktalı virgül 0 yazdıralım. Sonra 1'leri toplayacağız. Enter'a bastığınız zaman bakın buradan direkt gelecektir. Burada tabi neyi unuttuk? Şurada V yazalım. Eğer V şöyle parantez açtım. Bu bundan büyükse ve boşsa bir yaz şeklinde. Bunu çektim. Gördüğünüz gibi miktarı 50'den büyük olanlar ve boş olanların karşısına bir yazdı. Şurada baktığımızda miktarı 50'den büyük ama boş olmadığı için de 0 yazdı. Şimdi burada dikkat edin burada ayrı bir alana ihtiyaç duyuyoruz. Peki bunu şimdi eğer kullanmadan nasıl yaparız? Burada geliyorum bakın eşittir çok eğer say Neyi say bu aralıkta noktalı virgül çift tırnak içinde büyüktür eşittir 50 ve bu aralıkta şimdi bakın eğer say niye kullandığımıza gelelim eşittir boş olanlar şeklinde yaptığınızda enter'a bastığımız zaman bakın 1, 2, 3, 4 olarak toplamın geldiğini görürsünüz. Boşluk sayı işlevlerini kullanabiliyoruz. E, Bağdayı dolu sayıları kullanabiliyoruz. Ama eğer sayıları bu şekilde kullanmak tek başına boşluk sayıyla aynı işi yapsa gibi de düşünseniz de ama birden fazla şarta bağlı işlemlerde bakın çok eğer sayı gibi işlemlerde ya da çok e topla gibi işlevlerde gördüğünüz gibi burada işimize yarıyor. Bu şekilde arkadaşlar eğer say, boşluk sayı Badede dolu say, çok yer say gibi işlevleri bakın kullanabilirsiniz.